Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda evde, saksıda, bahçede, balkonda marul nasıl yetiştirilir? Kısaca püf noktalarıyla sizlere aktarmaya çalışacağız. Marul tohumları temin edildikten sonra öncelikle küçük viyol dediğimiz kaplarda fide haline getirilmeli. Bu iş için küçük pet bardaklar da kullanılabilir. Bu şekilde 10-15 gün içerisinde marul fideleri çimlenerek dikime hazır fide haline gelmiş olur. Marul yetiştiriciliğinde saksı ve toprak seçimine dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle oldukça derin yapılı saksıları tercih etmemiz lazım. Çünkü marul kekleri derine giden kazık kök sistemine sahiptir. Ayrıca saksıların uzun ince olmasına da özen gösterilmeli. Toprak ise torflu toprak karışımı marul için en idealdir. Bunun için bir miktar torf, ki bu tarım marketlerinde bulunur, bir miktar bahçe toprağı ve bulabilirsek de bir miktar çiftlik gübresiyle karıştırılarak uygun bir sebze yetiştirme toprağı hazırlanır. Bu şekilde fideler saksıya dikilir, iyice bastırıldıktan sonra can suyu verilir. Marul bitkisi suyu oldukça fazla sever. Bu nedenle saksı toprağının kesinlikle tam olarak kurumaması gerekiyor. Parmak testi ile marulun sulama aralığını belirleyebiliriz. Özellikle kapalı alanda veya balkonda saksıda yetiştiricilikte genellikle haftada 2 defa bol sulama yeterli olacaktır. Marul yetiştiriciliğinde çürüyen yapraklar varsa bunlar mutlaka koparılmalı ve sulama kesilmeli. Bir müddet bitkinin kuru bırakılarak strese girmesi sağlanmalı. Yine yaprakların altlarında özellikle yaprak biti gibi böcekler bulunuyorsa mutlaka organik bir ilaçla ilaçlanmalı. Ve marulları saksıya dikerken yapraklarının birbirine değmemesi üzere uygun sıra arası ve sıra üzeri mesafeler ayarlanmalı. Bütün bunları yerine getirdiğinizde organik marul üreterek kendi yetiştirdiğiniz marulu güvenle ve rahatlıkla tüketebilirsiniz.